Evet selamlar, ben Hellion. 2012'den beridir FPS oyunları oynuyorum ve iyi bir eğime sahip olmak her zaman ana odak noktam oldu. 2015'te Counter Strike kanalımı kurduğumdan ve beni izleyen 10 izleyiciye yayın yapmaya başladığımdan beridir beni izleyen izleyicilerimin her zaman gördükleri en hızlı eğimlerden birine sahip olmak ve sunduğum çoğu bunun üstünden yapmak istedim. Tabi o zamanlar liseliydim ve hayalini kurduğum bu eğime sahip olmak için çalışacak tonla vaktim oluyordu. Lise hayatımın büyük bir kısmı CSGO'daki o sıkıcı aimbot haritasına girip günde 5000 ila 10.000 botu vurarak ve ölüm maçı atarak geçiyordu. Bu da yayın ve videolarımdaki eğimime büyük oranda yansıyordu. Ardından Valorant'ın çıkmasıyla bu agresif eğim tarzının biraz daha üstüne gittim. Hatta o kadar fazla gittim ki çok uzun süre boyunca aşırı şiddetli mouse kullanmaktan sağ dirseğimi sakatladım ve doktordan 6 ay boyunca mouse kullanmama yasağı aldım. Günümüze geldiğimizde ise FPS oyunlara ve bahsettiğim şu eğim meselesine olan saplantım sürmeye devam etse de işler bambaşka bir boyuta geldi. TikTok, Instagram, YouTube, Twitch her yere içerik yetiştirmeye, bir yandan sponsorluk görüşmelerine ve fiziksel etkinliklere katılmaya, bunların da yanında uyumak, yemek yemek gibi insan aktivitelere vakit ayırmaya çalışırken takdir edersiniz ki bu aralar sıra pek eğim çalışmaya gelemedi. Şimdiye dek bunu çok da problem etmiyordum bu arada. Ta ki son zamanlarda canlı yayınlarımda oyun performansımın beni irite edecek seviyede düştüğünü fark edene kadar. Bundan birkaç ay önceye kadar attığım one tap'ler, 1'e 5'ten alınan roundlar, flick'ler ve chat'teki izleyicilerin oyun ağrıları artık 2-3 yayında bir olmaya ve yerini çok daha standart benim başka yayıncılardan izlerken sıkıldığım tarzda yavaş bir eğime bırakmıştı. Bu kadar uzun süreli bir performanssızlığı kafam kaldırmadı ve oyundan artık sıkılmaya çok yakındım. Ta ki bundan 1-2 yıl önceki Valorant kliplerime YouTube'da tekrardan rastlayana kadar. Klipleri izlediğimde aslında oyunu günde uzun süre boyunca oynayıp oynayışımda da bunun karşılığını almayı çok özlediğimi fark ettim ve bu duruma artık bir dur deme kararı aldım. Artık o zamanki eğimimin dönmesini değil, daha da iyisini istiyordum. İlk iş kendime ağır bir eğim rutini yazmak oldu. Daha önceden kullandığım, hatta kanalda videosunu da paylaştım ve zamanında çok işime yarayan bir haftalık süper bir eğim antrenmanım vardı. Ama o zamankinden bile daha iyi olmak istiyorsam antrenmanın da o zamankinden daha zor olması gerekiyordu. İsterseniz bu yeni antrenman rutinime geçelim ama ondan önce bu videonun sponsoru olan GeForce Now'a çok teşekkürler. GeForce Now, bilgisayara yüksek grafik kaliteli oyunları oynamaya müsait olmayan veya düşük FPS ile oynayan arkadaşlar için özel olarak geliştirilmiş bir platform. Platformun üzerinde 1400'den fazla oyun mevcut. Bu oyunlardan oynamak istediğiniz arayüzden seçtiğinizde uygulama sizi aşırı güçlü bir sanal bilgisayara bağlıyor. Bu andan itibaren de sizin kendi bilgisayarınız aradan çekilip oyunu akıcı şekilde oynamanız yalnızca ortalama bir internete sahip olup olmadığınızla bağlantılı oluyor. Yani şu şekilde berbat bir bilgisayarınız varsa bile örneğin Cyberpunk, Apex hatta CSGO gibi birçok oyunu çok yüksek FPS değerlerinde oynayabiliyorsunuz. Bu arada artık bu sistemle oyun indirme derdinden de kurtuluyorsunuz çünkü bu sanal makinelerde her türlü oyun inik şekilde mevcut. Siz de GeForce Now'u denemek isterseniz açıklamadaki linkten bir göz atabilirsiniz. Öyleyse kendilerine sponsorlukları için çok teşekkürler. Videomuza devam edelim. Evet, bu 30 günlük yeni antrenman programım aynı önceki program gibi poligona girip bileğimi açmak için biraz parkur, 2,5-5 dakika arası kafa takip çalışması, aynı süre boyunca one tap çalışması, yine 2,5-5 dakika flick çalışması ve 5 dakika ikili flick çalışması şeklinde başlıyor. Bu eğer izlediyseniz zaten önceki bir haftada eğim canavarı olma programımla tamamen aynı rutin. Onu da sağ üstten tıklayıp detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Fakat bu sefer üstüne 5 ila 10 tekrar arası 100 bot öldürme challenge'ı, ardından 20 kere zor bot challenge'ını yapıp enerjim tükenene kadar ölüm kalım savaşı oynamayı ekledim. Evet, şaka değil, gerçekten enerjim tükenene kadar. Gerçekten programın sonuna kadar bazen 15-20 tane ölüm kalım savaşı oynuyordum. İşin sonunda günde 2 saate kadar falan uzayabiliyordu rutin. Neyse, bu 30 günlük antrenman programım bu şekildeydi. O zaman isterseniz geçelim ilk 2 haftanın sonuçlarına. Anlarsın oğlum, tamam, şeyler. City, city, city ölü. Site var, site, site. Bravo size, aferin oğlum. Helal ırmağım benim. Helal oğlum, şakasın. City, 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 97, city, sol. İlk 2 hafta antrenman rutinini çok düzenli olmasa da bir düzene oturtmayı başardım diyebilirim. Bir anda devasa bir sıçrama olmadı tabii ama eğimimin az çok eski haline döndüğünü görebiliyordum. Sağ kolumda da hafiften bir kas ağrısı baş göstermeye başladı zaten. Aynı zamanda antrenmanın ilk 2-3 günü Türkiye'yi diğer ülkelere karşı temsil ettiğimiz büyük Twitch Rivals turnuvasına denk geldi. Allah'tan antrenman sürecine başlamıştım. Geri geri ay,
Vay sen sana! Kır kır kır. O şuradan bakıyor. Nice oldu sana. Girelim bence lan. Bir tane atıyor ya herkese. İlk iki haftalık süreç hemen hemen böyleydi. Biraz tökezlemeler ve kas ağrılarıyla geçse de hemen hemen eski halime yaklaştığımı, hatta neredeyse yakaladığımı söyleyebilirim. Ama asıl olay 10-15 günlük bir aranın ardından 3. haftada başladı. Be. Hı. Tane sonuna bak. Olduk gel. Aferin sana. DS'lik. Nice. Titrek eğim. 30 can. Nice one guys. Yeah, I'm pretty sure it's happening. Ne ya? Geçtin lan tekini. Ne orada? Ya vay atacağın kırdın ki. Helal. Dilenmeyin lan. Cevher kullanmak gibi bir şeydi oğlum onları takmak. Side ortası var bir tane. Helal. 3. haftada flicklerimin daha önce hiç olmadığı kadar hızlandığını ve çok daha tutarlı bir hale geldiğini fark ettim. Hatta eski main'im olan Neon'a tam zamanlı geri dönüşüm de bu haftada oldu. One elbow. Back side. No. Üçüncü haftanın sonunda artık ne kas ağrısı kaldı ne bir şey zaten. Her şeyin yavaş yavaş otomatiğe bağlamaya başladığını hissediyordum. Oğlum biraz daha bulunamazsa. Oğlum yok edelim. Her şey. Helal sana. 3 there are 3 here. Yeah, one behind. He's down. Heaven, one heaven. Daha da var. Thanks man. Dördüncü haftada artık aim'im gelişmenin yanında o kadar otomatik bir hale aldı ki maç içinde artık rakibi vurma kabiliyetim üstüne düşünmüyordum bile. Onun yerine daha çok Neon'la rakibi tilt edebileceğim en agresif oyunları yapmaya odaklanmaya başladım. Mekinemiz mi de? Versin. O
Oy oy oy, nice. İşin sonunda gerçekten full time aim çalıştığım lise yıllarıma döndüğüm bir ay oldu. Ama sonuçları da gerçekten çok keyifliydi. Zaten bu bir ay boyunca bütün maçlarımı Twitch'te beni izleyen sizlerle birlikte oynadım ve çok keyif almama sebep oldu bu. Yalnız ufak bir not, eğer siz de bu çalışma programını uygulamak isterseniz dirseğinizi arada sırada dinlendirmeyi unutmayın. Ben bundan önce dediğim gibi çok fazla sağlık sıkıntısı çektim bu yüzden. Öyleyse izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olup özellikle de bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Şu beğeni meselesi bayağı önemli. Aynı zamanda hemen hemen her gün Twitch'te canlı yayındayız, onlara da beklerim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Bye bye.